Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay etimek tatlısı tarifi paylaşacağım. Etimeklerimi ıslatmak için öncelikle bir şerbet hazırlayacağım. İsterseniz direkt tencereye koyup kaynatabilirsiniz. İsterseniz de karamelize yapıp şekeri biraz eritin. O şekilde daha güzel oluyor aslında. Ben de 2 su bardağı toz şeker kullanacağım. 1. bardağı da aldım. Şimdi ocağıma koyacağım şekeri. İyice eriyecek. Şimdi ocağımı açtım. Kısık ateşte. Yavaş yavaş eriyecek. Arada böyle tavayı sallarım. Şeker erirken biz de etimekleri yerleştirelim. Böyle dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Etimekleri yerleştirdim. Şöyle ikinci paketin üzerinden aldım 3-4 tane. Arada bir şöyle karıştıralım. Evet, şimdi şeker böyle biraz eridi. Bakın kahverengi oldu. Artık ocağımın altını iyice kıstım. Su ilave edeceğim. Su ilave ettiğiniz zaman böyle taş gibi olacaktır. Olmadı zannetmeyin. Şimdi 2 su bardağı toz şeker koymuştum. 2,5 su bardağı da su koyacağım. Bu su kaynadığı zaman şeker içerisinde eriyecek. Hiç merak etmeyin. Şöyle ilave ettim. Şimdi bakın şöyle taş gibi oldu. Bu su ısındığı zaman bu şeker eriyecek. Zaten sizlere de ara ara göstereceğim bunları. Su kaynadıkça erimeye başladı. Bu birazdan hiç kalmayacak. Bakın böyle kaynadı ve şeker eridi. Hemen altını kapatacağım ocağımın ve etimeklerin üzerine dökeceğim. Şerbet sıcakken hemen etimeklerin üzerine döküyorum. Eğer ben böyle uğraşmam diyorsanız tabii ki sadece kaynatabilirsiniz de şeker böyle erisin. 2-3 dakika şerbeti kaynatın. Bu şekilde de olur ama böyle tadı daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi aslında karamelde hiçbir zorluğu yok. Şerbeti döktüm. Şimdi etimekler yumuşasın, biraz şerbeti çeksin. Biz de bu arada krema hazırlayalım. Kreması için de 1 litre süt aldım tencereme. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bir tane bütün olarak yumurta. Yumurtayı güzel çırparsanız beyazını koymanıza hiçbir sakınca yok. 2 yemek kaşığı nişasta, nişasta fark etmez. 4 yemek kaşığı da un koydum tabağıma. Hemen alıyorum buraya. Ocağa koymadan önce çok güzel bir şekilde çırpalım. Hiç topak kalmasın ve yumurtanın beyazı güzelce dağılsın. Şimdi iyice karıştırdım. Ocağımın başına geçeceğim. Sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Muhallebi böyle koyulaştı bakın. Hemen üzerine bir paket vanilya ilave ediyorum. Göz göz oldu. Şöyle bir tatlı kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. Hemen yağ erisin. Bir karıştırıp kapatacağım. Ve soğumaya bırakacağım. Ocağımın altını kapattım. Ama arada karıştıralım ki üzeri çok fazla kabuk tutmasın. Biraz ılınsın. Krema ılıdı. Bu çok buz gibi olmasına gerek yok. Biraz sıcaklığı geçsin yeterli. Etimeklerde şerbetin çok güzel çekti. Üzerine bir paket toz krem şanti ilave ediyorum. Ve şunu 2-3 dakika çırpacağım. Şimdi iyice çırptım. Kıvamı çok güzel oldu. Etimeklerin üzerine dökeceğim ve güzelce yayacağım. Üzerindeki kremayı böyle güzelce yaydım. Biraz soğusun şöyle 2-3 saat. Bu hale bile etimek tatlımı yeterince beklettim. Ben bekletirken üzerini kapattım. Çok kurumaması için üzerini. Şimdi üzerine Hindistan cevizi ve kakao ile bir karışım hazırlayacağım. Ve üzerine dökeceğim. Şöyle dolu dolu 3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi koyacağım. Kakao ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı kadar koyacağım. Bir karıştıracağım. Karıştırdım. Bu yeterli geldi. 4 yemek kaşığı dolu dolu Hindistan cevizi. 1 yemek kaşığı da kakao koydum. Üzerine açıyorum. Şimdi her tarafını pastanın koyacağım. Kakao ve Hindistan cevizini üzerine döktükten sonra hiç bekletmenize gerek yok. Dilimleyip servis yapabilirsiniz. Zaten beklettik yeterince. İstediğiniz büyüklükte dilimleyin.
şekilde. Et yemekli hazırlaması da çok kolay. Görüntüsü de. Bol sütlü. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoların beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.